Herkese merhaba. Bu dersimizde text komutunu göreceğiz. Eğer isterseniz buradan da aktif edebilirsiniz. Buradan aktif ettiğinizde text komutunuzu direkt mText olarak çıkıyor. Peki nedir bu mText dedikleri şey? AutoCAD'de iki tip text yazma özelliğimiz var. Birincisi komut satırımdan yazıyorum. MT yazdığınızda çıkan mText. Yani size önce bir köşe noktası belirlemenizi istiyor. Daha sonrasında açacağınız bu kutucukla bu kutucuğun içine yazı yazabileceğinizi söylüyor. Bir sonraki köşede bıraktım. Şimdi buraya 100 değeri gelmiş. Daha önce üstünde çalışmalar yaptığım için biraz karıştırmış olabilirim. Tekrar onu seçiyorum. Örneğin yazımı da büyütüyorum Caps Lock ile. Man Design 3D yazdım. Peki bu komutu bitirmek için Enter'a basınca ne oluyor? Bu kutucuk içerisinde çalışmıyor. Dışarı bir yere tıkladığınızda komutunuzu tekrar kapatmış oluyorsunuz. Peki ben bunu yazdım ama bunun fontunu beğenmedim, modelini beğenmedim, boyutunu beğenmedim, değiştirmek istiyorum. Ne yapacağım? Bunu tekrar silip en baştan yine kutucuk mu çizeceğim? Hiç gerek yok. Üstüne iki kere tıkladığınızda yine kutuyu aktif edebilirsiniz. Örneğin şimdi yazımın tamamı ya da herhangi bir şey seçildi değil. Ben 2.5'u seçtim. Niye değişmedi? Değişmiyor. Ben bunu tekrar seçtiğim zaman kutuda gördüğünüz gibi eski haline geri geldi. Ama ben tüm yazım seçiliyken 2.5'a gelirsem bu değerimi 2.5 olarak küçültür. Yine tüm yazım seçiliyken 10'a geldiğimde eski boyutlarına geri dönüyor. Yani biraz Word'deki mantıkla çalışıyor text komutu. Text'imin üzerine tekrar iki kere tıkladığım zaman üzerindeki değişiklikleri yapabiliyorum. Şimdi justification ne? Justification'da bu kutucukta ya da bıraktığınız, tuttuğunuz yerde şöyle tekrar mouse topuyla bir ortaya alalım, daha iyi görelim. Justification'la middle left dedi, top right dedi. Yani bu kutucuğun içerisinde yapacağınız yönsel değişiklikleri gösteriyor. Top right dedim, buraya tıkladım mesela, üst sağ tarafa yasladı yazıyı. Yazıyı yaslayacağınız, koyacağınız yeri gösteriyor. Üstünde biraz tuttuğunuzda görebiliyorsunuz. Top center, hadi top left diyelim. Peki ben yazımın stilini değiştirmek istiyorum. Buradan bu Arial yazan yerden gelip üstünde birazcık beklediğiniz zaman böyle yazı stillerinizi onaylamadan da ön izleme yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz kutucuğunuzu daraltabilirsiniz. Bazı hatalar da meydana getirebilir. Daha da genişletebilirsiniz. Mesela tekrar Enter'a bastım. Bambaşka bir şey yazıyorum. Dışarı bir yere tıkladığımda komutum tekrar aktif oluyor. Üzerine geldim, tıkladım. Bu köşedeki okları da oynatarak az önce çift tıklayıp açtığımız bu kutucuğun boyutlarını değiştirebilirsiniz. mText'imiz böyle. Bir ikinci text stilimiz de dtext. DT yazıp komut satırına Enter'a bastıktan sonra öncelikli olarak bana harflerimin boyutunu soruyor. Ben mesela boyutunun bu kadar olmasını istiyorum ve sağa doğru ilerlesin istiyorum. Gördüğünüz gibi boyutu az önce çizdiğimiz gibi verdi. Man Design 3D yazdım. Dışarı tıkladığımda komutu başka alanda, başka yerde devam ettiriyor. Bundan tamamen çıkış yapmak için Escape'e basıyorum. Yazımın üzerine tıkladım. Gördüğünüz gibi yazınızın ortasında değil de böyle dış kenar çizgisine denk geldiğiniz zaman bunu seçebilir hale geliyorsunuz. Buradan tutup tekrar taşıyorum. Peki bunun dışında ne yapabilirim DTX'le? Yine aynı yöntemle boyutunun bu kadar olmasını istiyorum ama bu sefer sola doğru gitmesini istiyorum. Tamam, bir de bunu deneyelim. Mesela YouTube yazdım. Dışarıya tıkladım. Tekrar komutum devam ediyor ama Escape'e bastığımda benim boyutumu doğru alıyor ama sola doğru gitsin dediğim için yazımı ters çevirerek sola doğru ilerletiyor. Yani text komutlarıyla da yapacağımız ağırlıklı olarak şeyler bunlar. Tekrar mText diyorum. Kendime bir kutucuk çiziyorum. Non Design 3D yazdım mesela. Tamamını seçiyorum. By layer diyerek yazınıza çeşitli renkler de verebiliyorsunuz. İsterseniz de farklı katmanlara atabilirsiniz. Yazınıza kalınlık, italik olma, altı çizili, üstü çizili gibi özellikler verebilirsiniz.
Yazıda çok fazla çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Evet, ama genel olarak projelerimizde standart yazı tipiyle, standart renklerle çalışıyoruz. Mesela şurada paragraf stiliyle alakalı henüz bir şey göstermedim. Alt satıra iniyorum. YouTube tutorial diyorum. Kutumun genişliği YouTube tutorial yazısının yan yana sığamayacağı kadar dar olduğu için bunu biraz şu köşeden yana doğru çekiyorum. Ya da isterseniz daha da büyütebilirsiniz bunu. Hepsini seçtim. Burada gördüğünüz gibi sol adaya, sağ adaya ya da işte merkeze al gibi çeşitli Word'de de gördüğünüz paragraf komutlarımız var. Buna Close Text Editor diyerek çıkış yapabiliyorsunuz ya da Escape'e basarak. Text komutumuz da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.